Eliot Hanım'ın güzel bir sözü var. Diyor ki win before happen. Olmadan önce kazan. Yani müşteriye gitmeden önce kazanmış ol. O işi yapmadan önce kazanmış ol. Eğer kazanmış olmak için gidersen o zaman tablo değişir. Bakın enteresan bir şey var mesela. İnönü harp sırasındayken geliyor asker diyor ki ya paşam diyor bari bu sabah tıraş olma. Olur mu öyle şey diyor. Birazdan da Yunanlı esir alacağız diyor. O komutanı esir alacağız. Türk komutanı diyor sakala çıkarma oraya diyor. Aynı şey mesela Atatürk'te var. Adam ya çizim yapıyor. Yaveri geliyor. Paşam diyor yeni bir satıcı mı çiziyorsunuz? Yok diyor kendime kıyafet çiziyorum. Hocam savaştayız ama paşam ne diyor. Hey olur mu diyor. Zaten savaşı kazandık diyor. Ama savaştan sonra ne giyeceğiz üzerimize diyor. Yani amaç orada kıyafet falan değil. Verdiği mesaj askerlerine çoktan kazandıklarıyla ilgili. Çünkü bu komutanlar, Türk komutanları tamamı öyledir. Bir savaşa gireceklerse, bir olaya gireceklerse %100 kazanacakları bildikleri için girmişlerdir. Öylesine girmezler. Dur bakalım, ne diyelim? İnsan ölüyor hocam orada. Aynı iş dünyası da öyle. Bir işini kuruyorsanız deneyelim diye bir şeye giremezsiniz. %100 olursunuz orada. Yani %100 yapacağım ya da yapmayacağım. O zaman müşteriye gitmeden önce kimi ikna etmeniz gerekir? Kendinizi hocam. Eğer kendiniz %100 ikna olmadıysanız, ikna olmadıysanız da inanamazsınız. İnanmadıysanız potansiyeli çıkaramazsınız. İyi bir lider, iyi bir yönetici ne yapar peki? Ekibinin inanmasını sağlar. Değil mi? Yani ekibinin yapabileceğine inanmasını sağlar. Çünkü inanmak diğer değişken bir şeydir. Yapamayacağınıza da inanıyorsunuz aynı zamanda. Yani inanmak yeterli değil. Neye inandınız çok çok önemli bir şey. Ha bir şey daha vardı. Çok magic bir soru. Nasıl yapabilirim? Bence bütün olay bununla ilgili. Eğer kendinizi yapabilmeye baştan topladıysanız, yani 10'da 10 yapacağım diyorsanız, o zaman nasıllarını buluyor olmanız gerekir. Çünkü sadece motivasyon, gaz, bilmem ne yeterli değil. Nasıl yapacaksınız? Onu nasıl başaracaksınız? Ha demek ki bütün olay, önce karar veriyorsunuz, sonra onu uygulaya dökmeden öncesinde nasılları bulmuş olmanız lazım. Şu anda birazcık da burada o nasıllar üzerine çalışıyoruz. Neden bahsettik mesela? Beynin esasında şartlandığından bahsettik. Önce kendinizi şartlandırın dedik. Peki sonra ne yapacaksınız? Müşterinin şartlanmış beynini ve zihnini yönlendiriyor olmanız gerekir. Çünkü değiştiremezler yoksa. Nereye yönlendireceksiniz? Satmış olduğunuz ürününüzün özelliğine değil. O özelliğin müşteriye sağlayacağı avantaja ya da faydaya sağlayacaksınız. Bravo. Onu yaparken bir şey daha var. Çok önemli bence. Yani yönlendirici açık. Niye açıktı? Açık uçlu soru sormanız gerekir. Açık uçlu sorarsanız müşteri konuşur, müşteri anlatır. Neyi anlatır? Yönlendirmiş olduğunuz sizin avantaj ve faydalarınızı anlatır. Bunu yaparken hipnotik bir olay vardır. Sıfat kullanmanız gerekir. Sıfat nedir? Muhteşem, güzel, harika, harikasınız. Yani çok etkili bir şeydir. Beyinde çok büyük etkisi vardır. Hipnotik konuşmanın ana temel noktalarından bir tanesi karşıdaki insanın egolarını canlandırmanızdır. Aynı şekilde kendi egolarınızı da. Ben egonun kötü olduğunu düşünmem. Ego ne zaman kötü olur? Evet. Ego yönetemezseniz eğer sizi dışarıdan ayırır. Sana bunları nasıl yapılıyor, sen bunları hak etmiyorsun, sen bilmem ne olmuşsun falan gibilerinden iyice kapanırsınız. Fakat egoyu iyi yönetirseniz ben bunu başarabilirim. Bu da bir egodur. Yani eğer doğru kullanırsanız çok güzel yerlere gider. Esasında hipnotik konuşmalar karşıdaki müşterinin başarabileceğini, yapabileceğiyle ilgili onu uyandırmakla ilgili bir şeydir. Nasıl uyandırırsınız egoyu? Konuşmaya başlarken sizin için dersiniz. Ya da adamın ismini hitap edersiniz. Sinan Bey dersiniz. Onu dedikten sonra bir es vermeniz gerekir. Niye es veriyorsunuz? Uyanması için. Sizin için. Bak düşünüyorsunuz şu anda yavaş yavaş bir şey canlanıyor. Bizden bir örnek daha vereyim. Ya bu eğitim için bütün gece hakikaten çalıştım. Bir şey yok. Slide'dan hazırladım sizler için. Zorlu bir gece oldu benim için de. Fakat bir şey ifade etmez. Ama sizin için bak es veriyorsunuz. Sabaha kadar uyumadım. Bak merak ediyorsunuz. Benim için adam uyumamış. Çünkü böyle değerli ve önemli topluluğa karşı geceliğin çalışmam gerekirdi. Yeniden hazırlandım. Çünkü siz bunu hak ediyorsunuz. Bakın bunun tamamı hipnotiktir. Hak ediyorsunuz. Hak ettiğinizi alıyorsunuz. Çok hipnotik bir kelimedir. Fark ediyoruz ki bütün olay sizlerle ilgili bir şey. Satıcıyla ilgili bir şey. Ha şimdi bir şey daha fark ettim ben. Demek ki benim sağ beynim ve sol beynim var. Sağ beynim duygu tarafı. Duygu tarafına geçiriyorum. Sonra bir mantık veriyorum. Mantık ele tutulur, gözle tutulur. Bir şey olması lazım. Yani bir referans olması lazım. Eğer bunu da fark ettiyseniz ikisi birleşti. İkisi birleşiyorsa artık müşteri şu anda eyleme geçecek demektir. Kimyasal salgı tamamlanır. Çok önemli bir şey. Ben buna üç adım diyorum. Yani bir düşünce veriyorsunuz. Bir soru soruyorsunuz.
O soru şimdi yönlendiriyor müşteriyi. Nereye yönlendiriyor? Sattığınız ürün avantajına yönlendiriyor. Avantaja yönlendirince müşteri anlatmaya başlıyor. Anlatmaya başlayınca onunla ilgili bir hayal kurması gerekir. Hayal kurabilmesi için çok önemli bir şey. Bir kere düşünsenize Ahmet Bey. Böyle bir eviniz olsaydı neler yapardınız? İlk yapmak istediğiniz ne olurdu? Şimdi ondan sonra düşünmeye başlıyor. Hani ne yapardık? Vallahi ben çok güzel olurdu. Bir kere çocukların kendi odası olurdu ya. Hakikaten çok güzel olurdu. Düşünsene Yaşar'ı çağırdık. Ne güzel bahçemizde Yaşar Ahmet beraberce kebap yapardık. Bilmem ne yapardık. Mangal yapardık. Bak müşteri düşünmeye başlıyor. Müşteri düşünmeye başlayınca onu yaşamaya başlıyor. Yaşamaya başlayınca bir mantık koymanız lazım. Peki bir dakika. Müşteri acaba bunu yaşıyor mu, yaşamıyor mu? Görüyor mu, görmüyor mu? Nereden anlayacağız? Önemli bir tüyo veriyorum. Hocam salak ya da solak fark etmez. Hiçbir şekilde fark etmez. Kafa böyle kayar, sağa doğru düşer, gözler böyle kayar. Bu şu demektir, şu anda görüyor. Satıcının yapması gereken şey, dokunmayacağım, konuşmayacağım, oturmayacağım, öldüreceğim. Robot gibi. Ufacık bir şey yaparsan adam uyanır hemen. O rüyayı ortalama 7 saniyeye yakın görmesi lazım. 4 ila 7 saniye o rüyayı görürse, o rüya otomatik olaraktan canlanmaya başlar. Kimyasal salgı hareketlenmeye başlar. Son derece önemli. Yani kafası eğer böyle düştüyse susmanız lazım. Felaketin aynı şey geçerli. Ürünü giydirdin, aynada bakıyor. Kafa düşer hocam dedi. Sence iyi oldu mu? Cevap verme. Sus. İyi oldu falan da deme. Bir şey söyleme. Neden biliyor musunuz? Bakın hayat arkadaşlar. Dünya zıtlar dengesidir. Bir şeyi satmak isterseniz satın almayacak insanla buluşursunuz. Güzel, çirkin, Fenerbahçe, Galatasaray gibi, iyi, kötü. Yani her şey zıtlar dengesi. Siz bir şey söylerseniz o anda, iyi bir şey bile olsa, beyin otomatik zıtlara düşünür. Mesela iyi oldu, gerçekten mi? Tam şey yapamadım şimdi. Bak hemen o demeye başladım. Demek ki ben zıtlara söylememedim. Bırakın, o hayali kurdu zaten o. Etrafında elbiseye bakarken hareketleri, mimikleri değişmeye başlar. Oradan gelen ilk soru, ne kadar? İndirim var mı? Taksit var mı? Bilmem ne var mı? Bunlar... Ben alıyorum, hadi diyecek işte. İşte orada fırsatı vermeniz lazım. Yani son ürün müdür bu? Son ev midir? Talibi çok fazla mıdır? İki tane mi kalmıştır? Özel bir indirim mi vardır şu an üzerinde? Bugün ait bir özel bir indirim midir? Yani mantıksal verilerle bir şey verirseniz anam diyecek, oraya satacak. Tutkal gibi. Çok önemli bir şey. Onu yaptıktan sonra bir şey fark edersiniz ki en önemli konudan bir tanesi, halbuki bir öncekini gene söyleyeyim. Çok önemli. Etki bölümüdür bu. Orayı atlamayalım. Bence çok enteresan derecede önemli. Etki en önemli sorulardan bir tanesidir. İyi bir satış eğitimi alırsanız hayatınız nasıl etkiler? Okey? Yani çok önemli. Mümkün olduğunca etki çok basittir. Yani vermiş olduğunuz kalıbın sonuna nasıl etkileri koyuyorsunuz? Hepsi bu kadar ya.